Merhaba arkadaşlar, uzun zamandır tasarladığım fakat yeterli zamanı bulamadığım sevgili Hasret Gültekin'in klasik eseri Çeke Çeke'yi nihayet bugün yeterli zaman ayırıp çektim sizlere. Yönleriyle, detaylarıyla önce inceleyeceğiz. İntrosunu bu videoda hem pratik hem teori harmonik bir şekilde inceledikten sonra ikinci videoda da eserin tamamını geçeceğim. Hasret Gültekin'in anısına saygıyla diyorum. Buradan sevgili eşine ve oğlu Hasret'e de sevgilerimi sunuyorum. Biliyorsunuz bu Hasret Gültekin deyince Çeke Çeke akla gelir. Onunla özdeşleşmiş, güzel bir deyiş ve çok emek vermiş, genç, büyük bir yetenekti. Saygıyla diyorum. Evet, şimdi önce introsunu yapacağız, yani açış. Fakat açışı yaparken iki tarz notasyon yazdım. Bir alt kısımda şuradan şu sıra, bir de şu sıra var. Bu sıra şuranın aynısı, bu da buranın aynısı. Aynısı derken pedal sesleri, yani bizde notasyon biliyorsunuz genelde sese göre yazılır. Batı'da öyle değildir. Batı'da şuradaki gibi, yani harmonisiyle çıkan bütün sesleri notaya dökerler. Fakat bizde genelde biz sese, söze nota yazdığımız için böyle düz bir şekilde yazıyoruz. Şimdi inceleyelim. Eser 5-8'lik, si bemol 2, Hüseyin'i bir değiştir. Burada yalın halini yazdım. Yukarıda takma tezeniyle çaldığımızda çıkan bütün sesleri notasyonunu yazdım. Örneğin şuradan başlayalım birinci ölçüde. Bakın birinci ölçü la 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 5-8'lik 1-2-1-2-3 1-2-1-2-3 takma tezeniyle yukarıda görünüyor. Bütün teller, alt teller, orta üst teller. Bütün teller, alt tel, alt, orta üst. Bu şekilde takarak kalacağız. 1-2-1-2-3 1-2-1-2-3 5-8'lik. Şimdi bu gördüğümüz la'lar burada beyazla ben yazdım. Pedal ses. Burada bakın 4'e düştü. Burada 7 taneydi. Burada 4'e düştü. Neden? Takma tezenin çıkardığı seslere geçiş yaptı buradaki diğer notalar. Örneğin birinci la'mızı yukarıdan aşağı bütün tellere vurunca üst tel la, orta tel la, alt tel mi çıkıyor, elde ediyoruz. Aşağıdan dönüş yapıp alt tele vurduğumuzda mi, yukarıya orta ve üstü geçtiğimizde la la. Çünkü ortada la, üstte la oluyor. İlk ikili zamanımızın şekli bu. İkinci birime gelindiğinde üçlü bir zaman. Yine yukarıdan aşağı bütün tellere vuruyoruz burada olduğu gibi. Alttan 1-8 birim alt tele alıp daha sonra mi la la, yani ortayla üst telin. Bu mi geçtiğimiz süre içerisinde aynı anda orta ve üstü de geçeceğiz. Onu pratikte daha iyi algılayacaksınız. Çünkü burada ne kadar da anlatsam biraz zor anlaşılır. Evet. Birinci ölçümüz böyle. Bakın buradaki bu la'ları burada bu şekilde pedal olarak gösterdim ve diğer sesler harmonilere dağıldı. Ölçü tekrarı üstüne 7 yazdım. Yani burada karar sesinde bir kez kendisi 7, bu 8 kez çalınacak. İkinci ölçümüze gelindiğinde bakın mi 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 mi. Burada mi mi do la oldu. Üst telde do sesini alıyoruz baş parmakla. Orta ikinci tel grubunda birinci parmakla la alıyoruz. Burada keza yine aynı mi do la. Bakın burada pedal ses mi, bu sesleri yukarıya aldım. Burada da 5'e düştü. 3. ölçümüze gelindiğinde bakın mi mi 2'ye. Burada 3'tü 2'ye düştü. Şu son birimimiz burada la do oldu. Üst
baş parmakla do alıyor, boğma. Burada da keza bütün tellere geçiyoruz. Alt telde bir sekizlik fa alıyoruz. Re, takmada re'yi alıp ve orta üstü geçiyoruz. Buraya gelince re, hepsi re. Bakın yine beşe düştü. La la re. Burada parmağımızı dik basıp alt teli köprü yapıyoruz. Re'yi aldıktan sonra alttan dönüşte re'yi alıp orta üst la'ya geçiyoruz. Dediğim gibi pratikte inceleyeceğiz. Burada da yine aynı şekilde alıp la'ları geçiyoruz. Buraya gelindiğinde re, re, mi, do, do. Bakın burada re, 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 mi, do, do. Ne yapıyoruz? Alt teli köprü yapıyoruz. La, la, re. Burada alttan dönüşte. Aynı buradaki vuruşların hepsi aynı vuruşla baştan sona kadar eser bu şekilde çalınıyor. Harmonik olarak la'ları alıyor. Bir orta la, bir üst tel. Burada kez aynı. Sonra mi alıyor. Do'yu gelince şuradaki do alt teli, boğma aldığımız için alt telde ilk aldığı ses sole geçiyor. Burada do, do, orta ve üst. Şuna gelince pedal sesler do olduğundan bakın 1, do, 2, 3, 4 tane do'muz var. Diğerleri alt telden geldiğimiz için direktmen solden tınlamalar yapıyor. Burada yine boğma şekli. Son ölçümüz do, do, do. Do, fakat bu sol harmoni sesler ekleniyor. Ama biz bunu bona veya solfej yapınca mecbur pedal sesleri kullanacağız. Ve bu şekli alıyor. Şurada re, mi, do, sol. Yani şu en son sesimiz do, sol. Zaten la, do, sol bunlar uyumlu seslerdir. Evet, görüldüğü gibi burada harmonik olarak yazdım. Şurada direktmen solo. Sadece biz müziğe çıkan seslere değil de genellikle bizde bir şey vardır. Söze müziği, sözün okunduğu bölüme notalar yazıyoruz. Ama batıda bu böyle değil. Mesela örneğin benim arkadaşlarım var, öğretmen arkadaşlarım. Gitarı vurduğu zaman çıkan bütün sesleri olduğu gibi yazarlar. Ben de aynı tarzı burada uyguladım. Yani bağlamadan çıkan bütün sesler. Bu tezeneyi kullandığımızda pratik videoda tarifini yapacağım. Bonasına gelince, yani burada bunu istesek de bonalayamayız. Sadece hani ritmik akışını, birimlerin süresini ve isimlerini bilmemiz için şu olur yani la 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 8 defa yapıp mi 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 fa re 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 mi do 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 re mi mi ve tekrara gidiyor. Eser burayı 8 alıp 2 aldıktan sonra buraya kadar geliyoruz. Dönüşte burayı 8 kez almanıza gerek yok. 2 kez kafi. Burayı da 1 kez geçin. Çünkü çok intro çok uzun olmaz. Bu şekilde de olabilir. 1 kez de alabilirsiniz. Bunu tamamen size bırakıyorum. Sizin nasıl uygun görürseniz öyle yaparsınız. Şimdi solfejine gelince yani bir intro. Intro zaten nedir? Doğaçlamadır. Yani sanatkarın veya sanatçının veya bestekarın kendi içinden geldiği gibi düzenleme yaptığı bir açış müziğidir. Yani bu Hasret Gültekin'in ustaca yaptığı bir tarz ve kendine esere de çok yakışmış tezenesiyle. Fakat bunu başkası da başka yapabilir. Ama tabii onun tarzında gerçekten tam manasıyla oturmuş bir tarz. Merhabalar. Çeke çeke intro. Arkadaşlar biliyorsunuz çeke çekenin tezenesi çok özel bir tezenedir. Sevgili Hasret Gültekin onunla tanıdık biz o tezeneyi. Ve çok ustaca işliyordu. Şimdi tabii
Bu tarz iki çeşit de oluyor. Biri yukarıdan vuruyoruz, alt elleri takıp ortayla üstü ilk ikili zamanımızı bu şekilde geçiyoruz. Böyle. Daha sonra üçlü bir zaman geliyor. Vuruyoruz, alt tel takıp geri dönüyoruz, alt ve orta üst geçiyoruz. Bütün teller alt, alt, orta üst. Bu da üçlü zaman. İkili ile üçlü zamanın birleşimiyle beşli ve sekizlik bir eser bu. Yani ikili zamanla üçlü zamanlar birleştirdiği zaman aksak üçlü dediğimiz 5-8'lik bir eser ortaya çıkmış ve çok güzel bir eser. Fakat burada tezeneye çok ağırlık vermeniz gerekiyor. Günlük çalışmanız lazım. Yani yoksa oturmaz mı? Şöyle böyle yavaştan ölçü çalışacaksınız. Tabii bu tezenenin bir de üste üçlemelisi var. Ben bazen introlarda farkına varmadan onu da kullanıyorum. O da şu. İlk ikili zaman aynı, üçlü zaman yukarı gidip şöyle bu şekilde. Bütün teller alt, orta, üst. Bütün teller alt, üste geçip orta, üstle ortayı birlikte alıyoruz. Şöyle. Introda ben bazen bunu da kullanıyorum, bu uygulamayı. Bazen diğerini de uyguluyorum. Tabii ben ilk şıkı notalar ona göre yazdım. Evet, ilk ölçümüz 8 defa çalınıyor. Neden? Ölçü tekrarı 7 defa, bir de kendisi çalındığı için 8 defa. Şu şekilde tutuyorsunuz, o kadar ki karar sesi la. 1, 2, 3, 4, sekiz defayı bitirdikten sonra ikinci ölçümüze geçeceğiz. Onu da iki kez çalacağız. Fakat burada dikkat etmeniz, özellikle uyarıyorum. Burada notaları altına yazdığım zaman tahtadaki olan şekli değil de solo şeklinde notalar yazmam lazım. Çünkü siz örneğin biz burada la'yı yaptık. Çıkan harmoni sesleri yazamayız. O zaman kafanız karışır. Yani siz benim yazdığım notayı vurduğunuz zaman örneğin ikinciye geçip şu hareketi yaptığınızda bu birinci ölçüden sonra baş parmağınızı buraya koyup mi 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 mi, mi yaptığınızda o harmonik sesler zaten kendisi çıkacaktır. Şöyle ikinci ölçümüz ne yapıyoruz? La böyleydi birinci ölçümüz. İkinci ölçü ufak bir hareketle baş parmağı yukarıya kapatıyoruz. Ne oluyor? La karar sesi ama harmonik tabii. Ama burada pedal ses mi'dir. Bu. Ama bunu solfejlemeye kalksak mi 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 mi'dir. İki kez. Şimdi birinci ölçüyü 8 defa değil de eğitim maksatlı olduğu için o 8 defa yazmamın sebebi orijinal gidişatı öyle. Ama şimdi biz ne yapacağız? 2-2 yapalım ki fazla video da uzun olmasın. 2 kez 1 yapıyorum, 2 kez ikinci ölçüyü. La 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 la. Ne oldu? Baş parmağımı buraya koydum. Biraz hızlandırırsak. Evet.
Şimdi üçüncü ölçümüze geçiyoruz. Evet, şimdi ne yapacağız? Şu. Yani mi 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 fa re la, mi 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 fa re la. Kaldırdım, burada dik bir şekilde indiriyorum ve ortayla üstü geçiyorum. Ve sonra re'den devam ediyoruz. Bu şekilde daha önce de tarif etmiştim. Re 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 re. Re 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 re. Tabii kümelerin son birimleri la la oluyor. Re 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 re. Şeklinde. Şimdi ne yapacağım? 3 ile 4'ü birleştiriyorum. Şimdi birinci ölçü 2 kez, ikinci ölçü 2 kez, 3 ile 4'ü birer kez çalacağız. Evet, şimdi geldik 5. ölçümüze. Re 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 mi do yapacağız. Yani şu, oradan devam ediyoruz re'den. Re 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 mi do do. Re 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 mi do do. Re 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 mi do do. Tabii pedal ses do olduğu için ben do diye söylüyorum. Evet, 6. ölçümüz. Şimdi burada kalıyoruz. Pam pa pa pam pam pa pa. Do 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 do. Fakat bağlamada çıkan ses alt teller ilk tınladığı için onlar harmoni sesler. Evet, şimdi 5 ile 6'yı. Do'yu kapatıyoruz, orta boş. Yani harmonik sesimiz do sol oluyor. Beş, altı, yediyi çalacağım. Re 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 mi do 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 re mi mi şeklinde. Ve tekrara gidiyor. Şimdi 2-2 yapacağım, çalacağım. 2-2 ve diğerlerini tek. İkinci ölçüden tekrara dönüş yapacağım. Ezgi'ye geçiş yapacağım. Thank you.
Çeke çeke ben bu dertten ölürüm. Seversen alim değme yarama, alinin yoluna serim veririm. Seversen alim değme yarama, alinin yoluna serim veririm. Seversen alim değme yarama. Böyle işte. İyi çalışmalar, umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videoda buluşmak üzere eserin kendisiyle.